Şu anda Bursa Spor Müzesi'ndeki en anlamlı kupalardan biri önümüzde duruyor ve sağımızda bu kupanın alınmasında emeği geçenlerden biri Ercüment Şahin golleriyle ve o ağları delen şutuyla herkesin aklında hala. Nasılsınız hocam öncelikle? Çok teşekkür ederim. İyiyiz. Bursa Spor'u iyi olunca biz daha da iyi oluyoruz. İnşallah iyi olmamız böyle devam eder. Şu anda ne yapıyorsunuz hocam? Valla geçen sene Nejat Hoca ile Eskişehir Spor'u Süper Lig'e çıkardıktan sonra bir ara verdik. Şu anda çalışmıyoruz yani. Şu anda tatil yapıyorsunuz, keyfini çıkarıyorsunuz. Yani aslında bir antrenör tatil yaparsa kötü sinyal vermiş oluyor. Biz kendimizce biraz kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Maçları izliyoruz, antrenmanları seyrediyoruz. Okuyoruz, takip ediyoruz yani. Boş durmuyoruz yani. Bunun için bir altyapı oluşturmak da gerekiyor tabii. Maçları Tabii, izlemek gerek. devamlı. Yani güncellemek gerekiyor. Futbol da ilerliyor. Antrenman metotları olsun. Çeşitli ilerlemeler kaydediliyor. Onu da bir takip etmeye çalışıyoruz. O günlere dönersek, Inter Toto günlerine, o süreci bir anlatır mısınız hocam? Bunu defalarca anlattınız belki ama. Yani işte o zamanki yönetimimizin güzel çalışmalarından oluşan güzel bir ekip kuruldu. Hem yönetim ekibi, hem teknik ekip, hem futbolcu ekibi. Birbirine uyumlu, karaktere düzgün olan, iyi insanlardan oluşan bir topluluktu o zaman. Yani şimdi öyle değil anlamına gelmez. Hani bizim takımı ben ifade etmeye çalışıyorum. Çok güzel bir beraberlik oldu. Birlik beraberlik oldu. Ve bunu sahaya da yansıttık. Sahaya yansıttıkça da başarılar da geldi tabii peşinden. Sizi Nejat Bjedić bulup Bursaspor'a getirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam İsviçre'de. O süreci de anlatır mısınız? Şimdi İsviçre'de oynarken bir Türk arkadaşımın babası Bursalı. O da Sinan abiye haber vermiş. Sinan Bür abimize haber vermiş. İşte burada bir çocuğumuz var. Gel gelin bir seyredin diye. Benden habersiz, işte benim haberim yok. Bir maçımızı seyretmeye gelmişler. Geldiler yani. O maçta da 4 gol attık. Ben 2 gol attım. 2 tane asist yaptım o gün. Tesadüf oldu. Haberim yoktu çünkü seyredileceğimden. Maçtan sonra işte bizi davet ettiler otele. Gittik, görüştük. Maçtan sonra inanın yöneticilerle anlaştım. Ertesi gün Bursa'ya uçtuk imzaya. Yani her şey bir günde oldu, bir gecede oldu yani. Hatırlıyorsunuz o günleri, ilk Vakıfköy'e çıktığınız. Unutulmaz tabii ki yani. Şimdi İsviçre gibi bir ülkede futbol, tamam. Orada başarılıydım. Hani gol kralı oldum iki kere. İlgi falan görüyorsunuz da. Ama İsviçre'deki ilgiyle Türkiye'deki futbol ilgisi ya bambaşka. Yani ayrı dünyalar. Şimdi buraya geldik, uçaktan iner inmez omuzlara alınıyorsunuz. İşte 7-8 tane kamera, gazeteci falan, 20-30 kişi sizi karşılıyor. Omuzlara alınıyorsunuz falan. İnsan tabii bir şaşırıyor yani. O ilgiyi gördükçe tabii ki sorumluluklar da artıyor. Yani bir beklenti oluşuyor. Bunu karşılamak gerekiyor. Sağ olsun takım arkadaşlarım da bana yardımcı oldular. Şimdi yurt dışından geliyorsunuz. Hiç yaşamadığınız bir şehre, bir ülkeye. Zor oldu başlangıçta ama işte sağ olsun arkadaşlarım da yardımcı oldu, hocalarımız, yöneticilerimiz yardımcı oldu. Ve çok güzel bir süreç başlandı. İsviçre tabii bambaşka bir kültür. Buraya geldiğinizde zorluklar da yaşamıştınız. O zorluklardan biraz alabilir miyiz hocam? O zorlukları anlatayım. İlk önce geldiğimde hava kirliliği, trafik, yemek. Bu üç konularda bayağı bir sıkıntı çektim 2-3 ay. Yani şimdi hava sıcak, yazın geldik. Hava sıcak, bunaltıyor insanı. Trafik var, hava kirliliği var. İsviçre'de yani Alplerin havalarından Türkiye'ye gelmişiz. Bayağı bir sıkıntı çektim. 3 ay boyunca işte hem yemek olsun hem trafik olsun. Alıştım ama yani alışmak zorundayız. Alıştık. Çok zordu gerçekten. Ben şöyle hatırladım. Yani ister istemez insan ilk başta şeyi özlüyor. Hani geldiği yeri özlüyor tekrar. Acaba yanlış mı yaptım falan diyorsunuz ama futbolda da başarı olunca her şey unutuluyor yani. O da aşıldı. Vakıfköy'de gerçekten büyük bir dostluk havası vardı. Herkes kardeş gibiydi. Sizin en sevdiğiniz isim
Yanılmıyorsam Mussisi'ydi. Yani en sevdiğiniz isimlerden biri Mussisi'ydi. Evet. Mussisi ile birlikte çok anınız var. Valla Mussisi'ye çok anımız var da bir tanesi şöyle. Şimdi biz çok şeyse film seyrederdik o zaman. Video seyrederdik. Şimdiki gibi CD'ler falan, DVD falan yoktu. Video vardı. Biz çok akşamları yabancı film şey yapıyordu. Buluyordu, getiriyordu. Onları seyrederdik. Şimdi bir gece film seyrettik. Bitti. Ercu canım, babam hep canım derdi. Canım. Canım acıktım dedi. Oğlum saat 1:30-2 falandı falan. Acıktım. Gidelim yemek yiyelim canım. Oğlum canım olur mu dedim yani bu saatte şimdi dışarı çıkarsak olur mu falan dedim. Yok çok acıktım. Olmaz mı dedim. Bana küstü. Harbiden küstü. Beni evden kovdu şimdi. Yürü git evine git dedi o zaman dedi. Ben seni istemiyorum. Ben sana arkadaş değil o zaman benim dedi. Öyle beni ikna etti. Öyle gittik işte. Divana gitmiştik çorba içmeye. Ertesi gün tabii işte gecenin 2-2.30'du falan gittik çorba içmeye. Ertesi gün yine haberler falan çıkmıştı. Hemen duyuldu tabii. Yani Mussisi'yle ben gece 2-3 gibi çorba içmeye gidiyoruz. Tabii bunlar gece alemden falan filan geliyorlar diye. İşte al bakayım dedim işte bak. Netice bu dedim işte. Ben sana demedim dedim git benim diye. Öyle bir anımız vardı. Ondan sonra dedi ki tamam dedi. Ben bir daha 12 sonra ben git dışarı gitmeyeceğim yemek yemeye falan diyordu. Yani öyle çok çok anılarımız vardı. Onlardan bir tanesi de rahmetli de. Maçlara gelirsek kaç gol atmıştınız hocam Inter Toto'da? 6 maçta 5 gol. 6 maçta 5 gol. Evet. Mükemmel bir istatistik. Wimbledon maçıyla başlayan bir süreç ve unutulmaz Karlsruhe penaltılarla mağlubiyet. Evet. En unutamadığınız maç hangisiydi? Tabii ki Karlsruhe. Biraz bahseder misin? Ya şimdi o maçı unutmak mümkün değil tabii ki. Yani tıklım tıklım tribünler. Belli bir noktaya gelmişsiniz. Çok güzel maçlar oynamışsınız. Türkiye sizi takip ediyor. Artık o orada Türkiye'nin takımı olduk. Yani milli takım gibi bir şey olduk orada. Bu Karlsruhe maçı unutulmaz bir maçtı. Her şey vardı o maçta. İşte mağlup durumdaydık. Öne geçtik. İşte uzatmalar, penaltılar, direklerden dönen toplar. İki tane direkten döndü benim şutlarım. Yani o maç unutulmaz. Mükemmel bir maçtı. Yani 120 dakika hem oyuncu olarak hem seyirci olarak herhalde yani unutulmaz maçlardan bir tanesiydi o. Hem futbolcu için hem seyirci için de öyledir herhalde. O günkü orada bir şanssızlık mıydı hocam? Penaltılarda, direkten dönen toplar, kendi ağlarımıza attığımız gol. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şanssızlık tabii yani yapacak bir şey yoktu. Çünkü şöyle söyleyeyim, 3-3'ten önce biz bir atak geliştirmiştik sağdan. Hakan Keleş orta yaptı. Mussisi dokundu. Çizgiden çıkardılar. Onların bir stoperi vardı. O karateci gibi şöyle bir atladı. Ayağını uzattı. Çizgiden çıktı. O top döndü gitti. Korner oldu. Kornerden sonra da 3-3 oldu. Yani maç kopmak üzereyken tam tersine döndü. Şanssızlık yani. Yapacak bir şey yoktu. Bugün de o kupa önünüzde. Heyecanlandınız bu kupayı görüyoruz. Bu kupayı şimdi ikinci kez görüyorum. Bir o maçtan o dönemde işte kazandığımız gruptan çıktığımız zaman görmüştüm. Bir de şimdi gördüm. Çok mutlu oldum gene. Güzel bir kupa değil mi? Tabii çok güzel. Çok güzel. Çok hem çok güzel ve kaliteli yani bir hatıra dolu bizi gerilere götüren güzel bir hatırlatan. Evet, hatırlatan bir kupa. Bugün de bir de bir şey söyleyeyim. Hep Galatasaraylılar övünüyor biz Avrupa Kupası'nı ilk aldık. Hayır, Bursaspor Avrupa'da ilk kupayı biz almışız. Bursaspor almış yani. Galatasaraylılar kusura bakmasın. Belirtmiş olmayacağım. Evet. Yeni Ercüment Şahinler, yeni Baliçler, yeni Gançevler geliyorlar. Geldi artık. Zamanı geldi inşallah artık. Bundan sonra da takımımızdan da starlar çıkar. Şampiyonluğu oynayan, kupalar getiren futbolcular çıkar. İnşallah onlar da benim gördüğüm ilgiyi inşallah ileride onlar da görür. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ender futbolculardan biriyim diye düşünüyorum ben. Yani bu kadar sevgiye, bu kadar ilgiye layık görülen bir futbolcu için mükemmel bir şeydir. Yani çok onur verici bir şeydir. Çok mutluyum ben. Maçları takip ediyorsunuz. Antrenmanları zaman çok zaman fazla, izliyorsunuz. Çok fazla Bursa'ya gelemediğim için. Yani geldiğim zaman, şimdi son dönemde 2-3 kez geldim. İlk defa idman seyretmeye geldim. Ertuğrul Hoca'ya tebrik etmeye geldim. Futbolculara başarılar dilemek için geldim. Yani inşallah hani olursa hani ben de bir ufak bir katkım olursa ne mutlu bize.
Hocam takımdaki beğendiğiniz isimler hangileri? Şöyle bir değerlendirirsiniz. Şimdi bu takımın özelliği bana göre tek tek oyuncular değil, bir takım oluşu bu noktaya getirdi Bursaspor'u diye düşünüyorum. Çünkü sezon başı baktığımız zaman Bursaspor'u şu 2-3 kişi taşır diye isimler yoktu bana göre. Onun için ben diyorum ki birlik beraberlik olduğu için bu takımda bu sene. Herkes birbirinin eksiklerini tamamladığı için bu noktaya geldi. Tabii burada Ertuğrul Hoca'nın çok büyük şeylere katkısı var tabii. Onu da unutmamak lazım. Ama en büyük pay bence kolektif bir oyun olduğu için. Ama beğendiğimiz tabii 2-3 futbolcu, hani 2-3 değil de çoğunu beğeniyoruz da, ama göze çarpan 2-3 tane futbolcu saymamız gerekirse önce bir kere kaleci Ivankov. Çok beğeniyorum, çok iyi kaleci. Kaleci golcüydü, golcü kaleci. Golcü kaleci. Ondan sonra Bekir var, Mustafa Sarp var. Sercan var tabii ki. Fark ettiyseniz daha yabancılara anlatmıyoruz daha. Çünkü sezon başı bana göre biraz doğru tercihler yapılmamış diye düşünüyorum. Ama bunlara da biraz daha dikkat edilirse ileriki dönemlerde daha iyi kaliteli, daha kaliteli, daha iyi futbolcular araştırılıp getirilirse bizim futbolcular yerlilerle beraber iyi bir ekip, daha da iyi bir ekip olacağını düşünüyorum ben de. Altyapıdan gelen futbolculara baktığımızda Sercan Yıldırım, Volkan Şen, Serdar Aziz, Eren Albayrak, Muhammed Demir, Bekir Ozan yine Bursa Medyaspor'dan gelip Bursa Spor'da çok iyi performans sergileyen oyunculardan birkaçı. Böyle baktığımızda insan gelecek için gerçekten çok umutlanıyor. Siz nasıl bakıyorsunuz hocam? Şimdi ben de büyük bir takımın altyapısından yetiştiğim için çok önemli olduğunu ben de biliyorum ve o çocuklar da çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Şimdi altyapıdan profesyonel olup birinci takıma çıktığınız zaman insan daha da böyle kendini kulübe adıyor, daha çok her şeyini vermeye çalışıyor. Başarılı olmaya çalışıyor ve bu gittikçe sayısı çoğaldıkça daha çok böyle kolej havası, kolej takımı havası yaratıyor. Birbirini tanıdıkları için daha da uyum açısından daha çabuk sağlanıyor. O ileride daha da faydası görülecek ve alttan gittikçe daha da çok şey. Onun için altyapıya önem vermek faydalıdır diye düşünüyorum ve Bursaspor bunu gerçekleştiriyor ve bundan sonra da devam ettirecek. Taraftar maç kazandıkça takım şöyle bir sanki taraftarın coşkusu da daha fazla artıyor hocam. Taraftar nasıl değerlendiriyorsunuz? Taraftarı Türkiye biliyor, Bursaspor taraftarını da mükemmel taraftar olduğumuzu herkes biliyor. Ben de öyle biliyorum. Ve ayrı bir şey daha var. Şimdi Bursaspor taraftarı bu dönemde fark ettim ki hani kötü de oynasalar, iyi de oynasalar devamlı destek vermeye çalışıyor artık. Yani bu ne demek? Bu çağdaş, işte Avrupa'da seyir, hani hep herkes der ya hani İngiltere'deki seyirci işte mağlup olduğu zaman da alkışlıyor falan. Yani oraya doğru yavaş yavaş bir adım atılıyor gibi bir his var içinde. Yani seyirci artık bilinçleniyor. Yani performansı değerlendiriyor. Sadece neticeyi değil de çocukların mücadelesini, performansına karşılık veriyor. Sonuç olumlu ya da olumsuz olsa da, son dönemde tabii ki olumsuz sonuç olmadığı için inşallah böyle devam eder, ama olumsuz sonuç olduğu zaman da bu seyirci artık takımını alkışlayacağını düşünüyorum. Evet. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Valla ekleyecek şu an, ilave edecek şu an hiçbir şey yok. Bursaspor'u çok seviyorum, taraftarı çok seviyorum. Takım şu an çok güzel gidiyor inşallah. Allah nazarlardan saklasın. Devam eder. Mutlu sona ulaşırız hep beraber inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Evet. Ercüment Şahin'le birlikte şöyle bir geçmişten günümüze gelerek değerlendirme yaptık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.